Efendim tekrar birlikteyiz. Reklamların ardından yeniden sizlerle birlikteyiz. Tabii ki transferin son günü olduğu için sürekli bilgi akışı var. Şu anda Gökhan Dinç'e tam yayına girerken bir telefon geldi. Adebayor Fenerbahçe'ye gidecek mi, gitmeyecek mi? Onunla ilgili Gökhan Dinç menajeriyle bir temas halinde, o bilgileri birazdan sizlere aktaracak. Biz devam edelim Galatasaray'da kaldığımız yerden hızlı. Hemen sıcağı sıcağına söyleyeyim mi? Söyle. Dün gece de söylemiştik yayında. Fenerbahçe'nin Adebayor'la ilgili sıcak gündemin içerisinde, sıcak listenin içerisinde olduğunu söylemiştik. Dün gece Cassio ile anlaşıldığı konusunda bir ifademiz de olmuştu. Cassio transferi her geçen dakika biraz daha zora gidiyor. Ki İbrahim Seten de zaten onunla ilgili tweet atmış. Şöyle ki dün geceden itibaren Cassio'nun menajerine başka kulüplerden de teklifler yapılmış. Daha yüksek rakamlarda teklifler yapılmış. Meksika'ya gitme ihtimali de var. Dolayısıyla o rakamsal Club anlamdaki artışlar Fenerbahçe'den biraz daha her geçen gün, biraz daha her geçen dakika biraz daha Cassio transferini uzaklaştırıyor gibi gözüküyor. Abi zaten şu dakikada Cassio ile anlaşmadan yetiştirme şansın yok. Bence artık Cassio'nun olma ihtimali çok mucizelere kalmış durumda Gökhan. Çünkü vakit çok daraldı. Yukarı 13 saatlik bir zaman kaldı. Yani oyuncu Portekiz'den buraya gelecek. Sağlık muayenesi, o su bu su filan, hani kolay değil artık. Yaparsın. Sanki. Yaparsın. Yetiştirebilirsin tabii ama bayağı zor olur. Adebayor konusunda da şöyle yapalım. Biz Fenerbahçe'nin Adebayor'la olan ilgisini ilk söyleyenlerden birisiyiz muhtemelen. Kaçıncı söylediğimizin de çok önemi yok. Adebayor Fenerbahçe'nin gündeminde, dün gece de sıcak gündeminde vardı. Başakşehir Kulübü Adebayor'un sözleşmesinden çıkmak istiyor. Çok yüklü bir sözleşmesi var. 2.750.000 euro gibi bir para kazanıyor Adebayor Başakşehir'den. Başakşehir Kulübü bu sözleşmeden çıkmak istiyor. Fenerbahçe bir golcü istiyor, iyi bir golcü istiyor. Ersun Yanal'ın bu konuyla ilgili kararı belliydi ama ne olursa olsun şu saatten sonra artık Slimani ile devam etmek istemeyecektir. Adebayor transferi, Cassio'ya onay vermişti ve istemişti Ersun Yanal. Ama Adebayor konusunda da kararı belliydi ama ne olursa olsun son dakika gelişmesi olarak Adebayor'u kabul etmeyecek değildir. Sonuçta çok önemli bir isim. Daha önce veto ettiğini söyleyelim ama. Evet, daha önce veto ettiğini de söylemiştim. Tabii o alternatif olarak belki Cassio'yu Adebayor'un önünde gördüğü için. Yani Cassio'yu onaylamıştı. O transferi düşünerek Adebayor'u veto etmişti. Dolayısıyla şimdi Cassio yattı. Belki Adebayor kabul görebilir ki bence Ersun Yanal'ın herhangi bir ismi reddedebilme durumu şu anda söz konusu değil Fenerbahçe içerisinde. Öyle bir güce sahip değil. Fatih Terim böyle bir güce sahip Galatasaray'da ama Ersun Yanal'ın böyle bir gücü yok. Adebayor da gelse, Fenerbahçe yönetimi transferi yapsa eyvallah. Gelelim ikinci kısma, Adebayor kısmına. Adebayor'un menajeri şu anda yurt dışında. Kendisine ulaşmış herhangi bir teklif söz konusu değil. Ve hatta Adebayor'un Fenerbahçe'de oynamak gibi bir planı olmadığını da söylüyor. Ama bunların hepsi bir transfer stratejisi de olabilir. Onu da göz ardı etmeyin. Oynamak istemiyorum, gelmem, kefen giyerim, onu giymem diyen futbolcuları da biliyoruz. Dolayısıyla Adebayor'u sıcak tutmakta fayda var. Fenerbahçe her geçen dakika biraz daha Adebayor transferine yaklaşıyor. Gelelim gerekliliğine. Bence 2.750 yüksek bir rakam. Adebayor çok yerinde, çok düzgün, iyi bir transfer gibi gözüküyor ama ben Fenerbahçe'nin oyun sistemi içerisinde kafada soru işareti yok değil yani. Peki aslında şimdi biraz hesap kitap yapacağız. Galatasaray'ı bitirelim. Luyendama da Galatasaray için gelecek iddiaları var. Luyendama gelirse Galatasaray 15 yabancıya çıkıyor. Maiko'nun Japonya'ya ya da Çin'e satılma durumu var. Hatta Arabistan'a da satılma durumu var. Kime şey yapıyoruz, hesap kitap yapıyoruz? Fenerbahçe'ye yapacağız. Çünkü dün senin bir hesabın vardı. Aslında bilinç altında o hesabı yaptın. Neden onu söylüyorum? Ona geleceğim. Luyendama'nın gün içinde bakalım nasıl bir gelişme yaşanacak. Yunus Akgün'ün takımda kaldığı şu anda durumu var ama hala görüşmeler devam ediyor. Bu arada Donk mu Maicon mu kadronun dışında kalır, 14'ün dışında kalır diye bir soru var. Şimdi bir abimiz mesaj attı bana. Yani Maicon'un satılma ihtimali olduğu düşünülürse Maicon'un, ama eğer satmayacaklarsa Maicon'u, Donk'un da kadro dışında tutulma ihtimali olabilir. Yani Donk, ben bence, neden Maicon diyorum? Donk bence Fatih Terim'in prensi olduğu için ben Fatih Terim'in Donk'tan değil de Maicon'dan vazgeçeceğini düşünüyorum.
Yani stoperde Maicon... Maicon'a gelen teklifler, dün de söyledin ya, Maicon'a gelen teklifler Çin, Japonya gibi transferi sezonunun hala devam ettiği ligler olduğu için o tarafa doğru bir satılma durumu söz konusu olabilir. Dolayısıyla hani 1-2 bir ay daha kadronun dışında tutup yedek takımla çalışması, altyapıda çalışması Maicon'un çok mantıklı. Oradan bir gelir de kazanacaktır Galatasaray. Planları o yönde olması çok mantıklı. Bence Dong değil, tercihi Maicon'dan yana olur. Ha, diyor ki o zaman Maicon satılamaz. Satılsa bile arzu edilen para bulunamayabilir diyor mesela. O da bir ticari yaklaşım. Yani 15'in 14'ün dışında bıraktığın arkadaş, anda buradan mı seyrediyor abi? Buradan seyrediyor demek ki abi. Hayır yani şu an rejiden mi seyrediyor anlamadım. Kimse abimiz anlık reaksiyon verdiği için şaşırdım yani. Şöyle söyleyeyim. O zaman şöyle ifade edeyim. Maicon'un zaten halihazırda bir pazarı var. O pazarı da iyi değerlendirilecektir ve o pazarda da transfer devam ediyor. Dolayısıyla çok da fazla rakamsal bir anlamda bir kaybının olacağını düşünmüyorum. Hikaye yani, şunun üzerine de kurgulanabilir. Yani şimdi vakit yetmediği için transfer yapılamıyor durumu var ya şu anda Maicon için. Yani eğer Maicon'la Galatasaray anlaştıysa, Galatasaray Maicon'un gideceği kulüple de anlaştıysa, yani bu transfer bugün de olmasa yarın da olur, cumartesi de olur, pazar da olur, önümüzdeki hafta pazartesi de olur. O sebeple yani eğer anlaşmalar sağlandıysa o sebeple kadronun dışında kalabilir. Diyelim bu arada Yunus Akgün'le ilgili de yine hala sıcak gelişmeler yaşanabilir. Transferin son günü. Şu anda bir olumsuzluk durumu var. Yunus Akgün'ü de hani... Spor gecesinde söylemiştik. Hani biz gidiyor demedik. Gitme ihtimali var. Teklif var dedik. Enteresan rakamlar. Peki geçelim Fenerbahçe'ye. Şimdi neden Fenerbahçe'ye geçeceğim? Şimdi Fenerbahçe'nin gündeminde enteresan bir oyuncu dün gece Di Marzio paylaştı. Miha Zajc Empoli'de oynuyor. Şimdi Miha Zajc'ı alırsa Fenerbahçe 14 oluyor yabancı sayısı. Gökhan'cığım. Adebayor gelirse 15 oluyor. Şimdi Slimani gidiyor mu gitmiyor mu? Slimani ile ilgili de teklifler var. Slimani önce Fenerbahçe kulübüne ben ayrılmak istiyorum dedi. Sonra dün kalmak istiyorum dedi. Yani onunla ilgili de bir soru işareti var. Sen dün yayında Fenerbahçe'nin yabancı sayısını yani alabilmesi için, transfer yapabilmesi için birinden çıkması lazım demiştin. Şimdi Neuschneider'in Fenerbahçe tarafından, Başakşehir tarafından istendiğini biliyoruz. Acaba Başakşehir'le yani tamamen bilgi dışında elbette bilgi de var. Yani Başakşehir'in Neuschneider'i transfer etmek istediği bilgisi de var. Ama bu tamamen senaryo yazıyorum. Şimdi Adebayor'dan çıkmak istiyor Başakşehir. Aldığı maaş 2,5 milyon euro civarında. Belki biraz daha üstünde. Ondan çıkmak istiyor. Neuschneider'i istiyor. Orada böyle bir al Adebayor'u, ver Neuschneider'i, üstüne de al sana şu kadar para durumu olabilir mi? Birinci sorum o. Çünkü eğer Adebayor'u, Zajc'ı getiriyorsa Fenerbahçe birinden çıkması lazım yabancı. Slimani gitmiyorsa. Şimdi Serdar Aziz var. Sadık var. Şikertel var Fenerbahçe'de stoper olarak. Çok zorlanırsam Mehmet Topal var. Yani 4 tane oyuncuyla sezon sonuna kadar götürebilir sanki. Bilmiyorum. Çok mu senaryo yazdım? Yo, çok güzel bir senaryo yazdın. Hatta bunun adına senaryo demek bile zor. Fenerbahçe yönetimi Adebayor'u istiyor. Başakşehir Adebayor'dan çıkmak istiyor. Fenerbahçe yönetimi Zajc'la birlikte Adebayor'u da getirmek istiyor. Yani bir orta saha oyuncusu daha alıp bir forvet oyuncusu daha almak istiyor. İkisini de yabancı istiyor. Şimdi bu transferlerin gerçekleşebilmesi için Fenerbahçe'nin bir tane sözleşmeden çıkması lazım. İki transfer yapabilmesi için. Şimdi Fenerbahçe bir tane sözleşmeden çıkacaksa birinci alternatifi Slimani. Slimani dün akşam saatlerine kadar Fenerbahçe yönetimine daha önceden söylediği ben ayrılmak istiyorum ifadesi vardı. Bu sabah işler değişti. Neden değişti? Slimani'ye verilen rakamlar düşük. Bu demek değil ki Slimani'nin gidecek olacağı haberleri suya düştü. Hayır, Slimani'nin gidecek olma ihtimali hali hazırda devam ediyor ama Fenerbahçe'nin ikinci yani B, üçüncü yani C planı da var. Şöyle ki Slimani'yi gönderirse bu iki transferi birden yapabilecek. Eğer Slimani olmaz ne olacak? Roman Neuschneider'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu transferi tıpkı Kameni'de olduğu gibi askıya alıp listeye yazmayıp sezon sonunda gönderebilirsin. Bir üçüncü alternatif de Fransa'da, bu tamamen dedikodu, bu doğrulatabildiğim bir bilgi değil ama Valbuena'nın Fransa'daki kulüplerden birkaçına
iştahını arttırdı ve Fransa'ya tekrar dönme ihtimali olduğu söz konusu. Valbuena'nın da düşük bir ihtimalde olsa sözleşmesinden çıkabilme ihtimali var Fenerbahçe yönetiminin. Yunan liginden dolayısıyla, de bir talibi var galiba. Dolayısıyla A, B, C planları hazır Fenerbahçe yönetiminin. Önce Slimani, ardından Roman, olmadı Valbuena'nın sözleşmesinden çıkıp bu iki transferi yapabilir. Dolayısıyla bunun adına senaryo demek biraz haksızlık olur. Yani biraz sanki bugün Fenerbahçe'de daha bir hareketli bir gün göreceğiz gibi bir durum var. Yani şimdi Castillo olmayınca sanki B planı hazırda giyin gel gibi baktıkları Adebayor. Ama Adebayor bu transfere sıcak bakacak mı bakmayacak mı? Ama sonuçta Fenerbahçe okey verirse Adebayor bir şekilde ikna edilir diye düşünüyorum ben. Adebayor ikna edilebilir ama Adebayor'un şu anda daha henüz de hali hazır. Yani menajerinin söylediğini söyleyeyim. İki kulüp daha önceden konuştular bu transferi ama oyuncu seviyesine kadar düşmedi. Yani oyuncuların görüşmesini, fikrini almak için bir görüşme yapılmadı. Orada kesildi ve dolayısıyla ben de tatile çıktım açıkçası diyor. Ama tabii ki bir ıslık çalarsın gelir. Gelmedi, olmadı yazışmayla yürütürsünüz. Adebayor zaten burada. Yetki vereceğiniz herhangi bir avukatla da o görüşmelere gidebilir. Menajerinin yurt dışında olması transferin olmayacağı anlamına gelmez. Yurt dışından atlarsın gelirsin, 3 saatlik yoldasın zaten. Nerede olduğunu da biliyoruz. Avusturya'dasın kardeşim. Ama oradan da küt diye gelebilirsin. Hatta belki çok görmeye alıştığımız bir şey değildir. Futbolcular genelde yapmazlar ama menajerini bile bu işin dışında bırakabilirsin. 2.750 para alıyor Adebayor. 2.750 Fenerbahçe için verilmeyecek para değil. Birazcık arttırırsınız Fenerbahçe'de kalır. Ama bence Fenerbahçe'nin oyun sistemiyle çok alakalı bir transfer gibi gözükmüyor ama tabii şimdi ben iyi transfer dediğim dönem de oldu. Soruyorum. Adebayor mu Slimani mi? Ya teknik direktörsün. Adebayor'u mu tercih edersin, Slimani'yi mi tercih edersin? Ben her şeye rağmen kağıt üstünde %100 Slimani derim. Ben de. Ben de %100. Ama yani bazen Fenerbahçe'de dokunun tutmadı. Uyuşmadığını da görmemiz lazım. Bu adam geldiğinden bu yana 22 maçta toplam 4 gol atmış Slimani'den bahsediyorsun. Yani neredeyse Adebayor bir maçta 4 gol atıyor. Hadi ayağın alışsın 2 maçta 3 maçta 4 gol atıyor. Yani gol atmaksa derdin Adebayor doğru isim. Türkiye'de gol atmaksa. Ama kağıt üstünde Slimani'nin daha önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum. Çünkü Adebayor artık onun eli de eleğini astı, bıraktı artık. Burası son transferi. Peki Zay için ne söyleyeceksin? Ya bence abi o da bir tuhaf telaffuzu da o yüzden. Zays. Zays, evet. Zays. Miha Zays. Şuraya yazayım da abi. Onu belli ki biraz konuşacağız. Buna da işte böyle yaşlandık ya abi. Bunlara alışacağız. 3 sezondur Empoli'de forma giyiyor. Hani istatistiklere baktığımızda 41 maç, 25 maçı o ilk 11, 8 gol, 10 asist geçen sene. Bu sene de gol ve asistlerine devam etmiş. Oynayan bir oyuncu. Orta sahada önemli bir zaafı var Fenerbahçe'nin 10 numara bölgesinde. Şimdi bakıyoruz. Yanılıyorsam arkadaşlar beni düzeltsin. Zays o bölgenin oyuncusu. Yeni transfer Tolgay çok o bölge olmasa da 8 de oynuyor. Hatta bazen 6 da oynuyor. Ama yaratıcı bir orta saha oyuncusu özelliğine sahip bir oyuncudan bahsediyorsun. Bir de Mehmet Ekici'm var. Ki son dönemlerde, son haftada gösterdiği performansı ön plana çıkmış bir isim. Dolayısıyla ne bir alternatif fazlalığı söz konusu olabilir. Zays gelmesi halinde Fenerbahçe'nin orta saha kurgusu ne olur'u Allah aşkına şimdi konuşmayalım. Çünkü gelip gelmeyeceği belli değil. Boş yere oraya konuşuyoruz, sonra başka şeyleri kaçırıyoruz. Dolayısıyla yani bence çok öncelikli bir transfer mi? 10 numara transferi çok öncelikli. Çünkü Tolgay tam bir 10 numara değil ama orada oynuyor. Mehmet ne olduğu belli değil. Hani bu hafta iyi, 2 hafta sakat, 3 hafta iyi, 5 hafta yok. Dolayısıyla hani İstiklal abidesi gibi gözüken şu an için. İtalya Ligi'nde İstiklal abidesi gibi gözüken Zays transferinde mantıklı olduğunu düşünüyorum ben Fenerbahçe'de. Yani Zays için ben İtalya Ligi'ni çok takip etmediğim için çok ben hastasıyım. Hakim olmadım. Yani Zays'ın değil. İtalya Ligi'ni çok seviyorsun, takip ediyorsun. Ben beğenmediğim bir lig. O sebeple çok takip etmiyorum. Ama senin bıraktığın lig gibi değil biliyorsun İtalya Ligi. Öyle evet ama yani Juventus koptu gidiyor tamam eyvallah da ama çok da öyle değil yani. Yani çok keyif almıyorum ben oynanan futboldan. Yani oynandığı saatlerde de başka alternatif güzel maçlar oluyor. Onları tercih ediyorum. O sebeple Zays çok bildiğim bir oyuncu değil. Ama şunu söyleyelim.
Bu arada dün kupa maçı seyrettim. Fiorentina Roma 7-1 bitti maç. Yani ben 6-1'de bıraktım, 7-1 bitmiş. Bu Juventus'un Atalanta kabusu ne olacak abi? Onlar da kaybettiler galiba değil mi? Kaç bitti? Hatırlamıyorum. Elendiler yani. 3-0. Ama 3'tü ama kaç bitti? Ben... Orada da şimdi Roma'da mesela dün 7-1 bitti maç ama hem 10 kişi kaldılar hem böyle bir rotasyon ağırlıklı kadrolar var. Yani o da aynı işte bizim Ziraat Türkiye Kupası gibi sürprize açık oluyor orada. Derden nereye geldik yine? Zayis konusunda bir bilgim yok. Eğer Fenerbahçe transfer ederse hiç şüphesiz Ersun Yanal izlemiştir, scoutlar izlemiştir, konuya hakimlerdir. Öyle değerlendirmek lazım. Zayis'le ilgili değerlendirmemi de aynı Marka'da olduğu gibi sahada gördükten sonra yapmayı tercih ederim. Benim Zayis'le ilgili mevzum budur. Ya üçlü, geldiği ilk sezon 5 maç oynamış. Oradan sonra 41, şimdi de bu sezon 21 maçta oynamış. 13'ü ilk 11. 3 gol 3 asist yapmış bir oyuncu. İtalya Ligi'nde 3 gol 3 asist. Bence ideal bir rakam. Burada muhtemelen daha iyi işler yapabilir ama tabii bir de Laiç gerçeği var. Laiç de mesela İtalya'da iyi top oynuyordu. İyi rakamları vardı. Geldi buraya Beşiktaş'ta sıkıntı yaşadı. Ben Zayis transferinin önemli bir hamle olabileceğini düşünüyorum. İhtiyacı karşılayacak. Bir de gündemi o kadar çok o kadar çabuk tüketiyoruz ki Gökhan aslında. Dün gece Serdar Aziz Fenerbahçe forması giydi. İşte poz verdi. Tolga Yaslan dün akşam saatlerinde Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı. Bu arada yani öyle bir noktadayız ki daha henüz bak programda evet bunu bilgi olarak verdik ama üzerinde yorum yapmadık. İşte hemen Zayis'a döndük. Yeni gelecek oyuncu. Yani biraz böyle bir bizde de mi acaba ya da yani bu arz taleple de doğru orantılı. Yani Ne konu? Hayır şunun için söylüyorum. Bir transfer. Konuşulmaz kimse. Onu söylüyorum işte. Bir tuhaf değil mi yani? Yok hiç tuhaf değil. Serdar Aziz'i almış Fenerbahçe üzerinde çok konuşmuyoruz. Tolga Yassı'nı almış konuşmuyor. Hala şu anda Adebayor mu gelecek? Castillo mu geliyor? İşte Zayis mi oluyor? Oradan acaba Neuschneider oraya mı gidecek? Yani hani bu merak bilinmeyen konu merak ediliyor ya. Herhalde oradan kaynaklanıyor. Başka bir açıklaması yok bunun. Bitmiş transfer. Yani hani bitmiş transferi. Bittiyse bitti. Çabuk tüketiyoruz işte onu söylüyorum. Hayır ama akış devam ediyor. Şimdi mesela bunun yarın olsaydı diyorsun. Bunun analizini biz en güzel ne zaman yapacağız biliyor musun? Yarın sabah. Ya da pazartesiden itibaren işte maçlar oynanacak falan o rüzgar geçecek. Yok yarın sabah şöyle yapacağız. Herkes gibi gelenler, gidenler, grafikler. Kimler geldi, kimler gitti, kimler kimi aldı, kimi sattı. Bunların hepsinin grafiğini yapacağız. Onun üzerinden diyeceğiz ki mesela kar zarar dengesine bakacağız. Fayda zarar dengesine bakacağız. Saha içerisindeki performans olarak. Sezer diyor ki özlersiniz bu zamanları diyor. Özler miyiz? Ben hiç özlemem abi. Ben de asla özlemem. Abi, ben asla özlemem. Biz Gökhan'la mis gibi program yapıyorduk abi. Abi İbrahim Seten bizi buraya bu işin içerisine soktu. Biz de hadi bakalım yani. Tepkiler yani güzel. Eğleniyorduk biz. Şimdi eğlence yine eğleniyoruz da. Yani. Eğleniyoruz abi. Şimdi stres oluyorsun. Mesela ya benim yani gerçekten sıkıldım artık. Sabah akşam başka türlü mide ilacı kullanıyorum yani. Ya uyumaktan çekiniyorum ya. Düşünsene abi. Yani sabah akşam program yapıyoruz. Benim bir de bugün radyo programı var mesela. Uyumaktan çekiniyorum. Acaba bir şey olacak mı? Dur onu da arayayım. Dur şunu bir daha çek edeyim. Dur bir daha bilmem ne olsun. Ha bu arada mesela Beşiktaş konuşacağız ama Kagawa transferi geldikçe aklıma söylüyorum. Hani söyle ya sen rahat rahat söyle. Hiçbir kurgumuz falan bozulsun. Şu Serdar Aziz'i bir Tolga Yaslan'ı konuşalım. Kagawa'yı konuşacağız zaten. Geleceğiz oraya. Unutacağım. Unutmazsın abi. Ben sana hatırlatırım. Kagawa'yı konuşurken aklına gelsin. Not al abi. Unutacağım ne ya? Daha 40 yaşındasın abi. Yaşın genç unutma. Bir fil hafızası rica ediyorum senden. Alman disiplinin yanına fil hafızasını ekle. Her ikisi birden olmuyor. Serdar Aziz'in videosu hazırsa Sezer senden rica edelim. Serdar Aziz'in peki. Serdar Aziz'le ilgili Gökhan abinde önemli detaylar var Sezer. Onları paylaşacak çünkü. Forma numarası, detaylar, 3,5 yıl falan bir sürü detayı var. Dün gece de konuştu imza sonrası. O detayları paylaşacak. Serdar Aziz çok hummalı bir transfer süreci geçirdi ya. Önce tatile gitti. Seni tebrik ediyorum. Estağfurullah. Ya, şunun için tebrik ediyorum. Herkesi unutmuştu. Körler sağırlar birbirine ağırlar deme yapma. Abi ben körler sağırlar bir ben ne olacak? İbrahim Seten'i tebrik ediyorum. Yıllardır o senin partnerin abi. Partnerim Gökhan Dinç'i mi tebrik etmeyeceğim abi? Ali Naci Küçük'ü de tebrik ettim dün Twitter'dan. O da bence transfer döneminde önemli işler yaptı Galatasaray adına. Seni de Serdar Aziz transferi konusunda tebrik ediyorum. Bütün detayları, her yaşananı en doğru, en çıplak şekilde izleyiciye aktardın ilk günden beri. Özellikle evvelsi gece dedin ki yarın, yani dünü işaret ederek Serdar Aziz'le Fenerbahçe son bir hamle yaptı. Gün içinde Serdar Aziz'le ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir
dedin. Hatta telefonda mesajlar geldi. Yok öyle bir şey falan filan, böyle bir panik havası oluştu. Ona rağmen ne kadar doğru bir haber hamle yaptın. Yani aldığının bir göstergesi. O sebeple seni tebrik ediyorum. Yani ya bu hani körler sağırlar olmasın, doğru. İşini yaptın sonuçta. Ama yüzden çok yüksekti. Yani onun için. Sen de fena değilsin bugün. Yani bu transfer döneminde. Yok ben. Yani benim hiçbir şeyim yok. Senin, vasat bir insanım ben. Senin yaptığın bu alan, yani mavrası yapıyoruz üzerinde de, alanı bitirdi diyen sensin. Alan iptal oldu diyen sensin. Alan olmayacak diyen sensin. Alan sıcak diyen sensin. Ama Jagne'yi ve Mitrolu yalandı Galatasaray yönetimi. Onu da söyleyelim. Bu arada transfer... O günkü toplantıdan çıkan sonuçları beğendin mi? O günkü toplantıdan çıkan sonuçları beğendim de, o günkü toplantıdan çıkan sonuçları bizimle paylaşmadın. Daha paylaşmadım. Kime servis ettin? İbrahim Seten'e. Servis. Ya çok güzel. Bu servis lafını çok seviyorum. Evet. Servis edildi filan. Niye sana edilmiyor? Niye yani? Onu söyle. Onu bilelim bari. Hani niye Gökhan Dinç'e servis ediliyor? Ahmet'e, Mehmet'e ediliyor da sana edilmiyor abi. Bu arada Kagaba'yı da galiba yine İbrahim Seten yazdı. O da mı servis edilmiş? O da servis edildi. O kesin servis edildi. Dün bir alan rüzgarı çıktı Fenerbahçe'ye filan. Alan... Bizim tweet neydi? Serkan Korkmaz'ın attığı, yani yayında okuduğumuz. Alanı değil atanı aldık. Galatasaray taraftarı oradan güzel bir slogan bulur. Alanı değil atanı aldık. Yani Serkan'ın tweetiymiş. Ben onu tabii... Dün bizi arkadaşlar söyledi ya. Sen öyle, belki de değildir yani, onu da bilmiyorum. Ne ama abi? Ne yapalım, Serkan Korkmaz'a yapıştı artık o. Yapışsın canım, bir şey demedik ki zaten. Yapışsın. Peki Serdar Aziz hayırlı uğurlu olsun. Bence artık bu noktaları görmemiz lazım. Kulüpler kendi kullanmadıkları. Fatih Hoca bunu çok... Bir dakika. Söylemiş. Galatasaray'ın Serdar Aziz ile ilgili yapmış olduğu bir açıklama var arkadaşlar. Onu bir ekrana getirelim. Bak unutuyorum diyorum. İstedin mi onu? İstemedim. Şimdi söylüyorum. Galatasaray yönetimi Serdar Aziz'den zarar edemeyiz falan filan gibi. Böyle bir hani bedava vermeyeceğiz. Taraftan infial olmuştu ya. İnfial yaratmıştı taraftan. Hani bedava vermeyeceğiz. Alacaklarına karşılık haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Ha, bonservisine yazdı ama. Yani bonservis geliri olarak gösterdi. Haluk ne diyorsun abi sen? Ne diyorum biliyor musun? Söyle. Söylüyorum. Fenerbahçe. Galatasaray yönetiminin kasasına Serdar Aziz'in transferinden para girdi mi girmedi mi? Girmedi. Teşekkür ederim. Başka söylüyorum. Falan. Ama yani şeyi söylüyorum. O yani yapılanı söylüyorum. Onu söyleme. Onu zaten biz yıllarca söyledik. Günlerce söyledik. Galatasaray yönetimini uyardık. Diyorsunuz ki kar değil. Bonsai geliri olarak gösterdi. Yazamazsın onu. Yazamazsın. Öyle yazdık diyorlar. Yazamazsın. Yok öyle bir şey abi. 2-4 dünkü açıklamaya adama... Galatasaray'ın Serdar Aziz açıklamasını da ekrana getirebilir misin? Dünkü. Yani son Serdar Aziz açıklamasını. Yani yalan mı söylüyor Galatasaray kamuoyu aydınlatma platformuna? Ay Allah'ım sen büyük. Öyle diyor abi, 2.4'ü biz yazdık diyor. Bonservise yazdık diyor. Yazamazsın ki. Ya adama ödeme. Abi ısrar etme. Ya, finans, şimdi Sezer de diyor ki finansal fair play kuralları gereği yazabiliyor diyor. Ben de tamam, yani iddialı finansal, olmayalım Sezer'cim, da. Sezer'cim anlat bakayım, detay anlat bana. Hadi oradan ona söylüyorsun, detay ver bana. Bunu finansal fair play profesyonel futbolcumuz Serdar Aziz'le açıklanabilir halini bana anlatır mısın? Söylüyor bak şurada. Söylüyorum, ben söylüyorum buradan. Profesyonel futbolcumuz Serdar Aziz'le şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu şirketimize 2.3 milyon euro tutarındaki bedeli karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir. Yani biz ödemiyoruz diyor Serdar'a. Serdar bize ödüyor 2.3. Bu kelime oyunu hayat. Abi kelime tamam. Oyununu bilmem ben. Tazminat Allah olarak... Allah ne diyorum ben? Haluk'cum sana diyorum ki Gökhan'cım Galatasaray'ın kasasına para girdi mi diyorum, yok diyorsun, sonra diyorsun ki tazminat olarak ödeyecektir diyorsun. Bu kelime oyunu. Senin zaten adama 2 milyon 300 bin yalan euro... Yalan mı söylüyor bu? Kelime oyunu mu, yalan mı? Ya kimsenin kimseye bir şey ödediği yok Özgür abi. Özgür Savaş diyor, kulübümüzün belirlediği bonservis bedelini ister futbolcu alır ister rakip takım, bu bedel alınırsa finansal fair play kuralları gereği satmadan alamazsın işleyişi içerisinde bir boşluk oluşur. Ve bu boşluk tabii ki hocamızın takdir ettiği oyuncu oyuncularla dolar, tıpkı Tolga örneğindeki gibi diyor. Yani Serdar Aziz'in bu daha önce yaptığı bir açıklama. Evet. Zaten onu istemiştim ben. Alttakini istemiştim. Ha, alttaki de profesyonel futbolcu Serdar Aziz'in rakip takımlara bonservis bedeli ödenmeden transferine izin verileceğine dair iddialar tamamen gerçek dışıdır. Bonservis bedeli ödenmeden gitti. 2.3 ödedi diyor işte. Fenerbahçe ödedi. Serdar Aziz ödedi bilmiyorum ama ben artıma... Ödediği yok. Ödenen bir para yok. Artıya geçtiğim bir para yok. Haluk Allah Allah. Yani bunu... Doğru. Tamam o zaman ödenmiş mi oluyor bir şey? Ödemek ne demek? Birisinin parasını, yani senin kasana 2.3 milyon euro girdi demek. 2.3 milyon euro girmedi ki senin kasana. Tamam. Çıkacak bir para çıkmadı. Tamam ben de diyorum borcun ki, olan bir parayı ödemedin. Serdar Aziz'e Galatasaray'ın borcu olmasaydı, ödemiş olsaydı parasını. Olsaydı boş ver. Ben şu an öyle olsaydı böyle, anladım, olsaydı deme yani.
şu anda olanı konuş. Abi konuştuğumuz şey, senin söylediğin şeyi ayrıca konuşalım. Benim anlatmaya çalıştığım şey Galatasaray. Satmadan alamazsın, almadan satamazsın, satmadan bilmem ne fair play kuralları var ya. Eğer Galatasaray Ozan Kabak'ı satmamış olsaydı, Rodriguez'i satmamış olsaydı ve şu anda kullanmaya ihtiyacı olduğu 2.3 milyon euro olsaydı, finansal fair play kuralları gereği bu yaptığı sözleşmeyle 2.3 milyon euroyu transfer için kullanabilecek pozisyona geçti. O anlatmaya çalıştığım şey bu. Yani finansal, senin dediğin haklısın, Galatasaray'ın kasasına ekstradan para girmedi. Doğru. Ama finansal fair play'de 2.3 milyon euroluk boşluk yarattı Galatasaray kendine. Canım kardeşim, bu da diyorum ki para girmedi demek. İşte bu kadar basit. Sen bonservisini bedava verdin. Para girdi demedin. Alacaklarına karşılık vermiş oldun. Neyse, yani aynı şeyleri farklı farklı. Hayır işte farklı farklı değil abi. Şurada katakulli yapıyor Galatasaray. Bu kadar basit. Ha bu yarın öbür gün UEFA'da karşına çıkar. Hani şeffaf olacağız diyorsunuz ya. Şimdi UEFA'ya şeffaf olacağız. UEFA diyecek ki kardeşim sen Serdar Aziz'e kaç paraya sattın? 2.3 milyon euroya. Evet. Para girdi mi kasana? Girdiği göster. Yok. O zaman ne diyeceksin? Ya vardır bir yani muhasebesel bir hesabı vardır. Vardır. Bundan önce hep vardı zaten ya. Hesap hataları yapan ben değilim. 2.3'ü kim verdi abi? 2.3'ü kimse vermedi kardeşim. Alacaklarından vazgeçti Serdar. Kim verdi 2.3'ü? Fenerbahçe. Tamam. Kime verdi? Ben de Fenerbahçe. Ki, Serdar Aziz'e verdi. Galatasaray diyor ki 2.3 milyon euroya biz Serdar Aziz'i sattık diyor abi. Mevzu bu. Yani Galatasaray'ın söylediğini söylüyorum. Sen bakış açın. Tamam, senin de haklı olduğun bakış açısı var. Yani 2.3 milyon euro tutarındaki bedeli karşılıklı olarak sona erdirme tazminatı olarak ödeyecek diyor Serdar. Oyuncu bize ödeyecek diyor. Peki ben de sana, peki, o zaman ben de Galatasaray diyor. Kulübüne şunu söylüyorum. Siz diyorsunuz ya 2.3 milyon euro tazminat bedeli olarak ödeyecektir. Ben de Galatasaray'a şunu soruyorum. Canım kardeşim, Galatasaray Kulübü, sevgili Galatasaray Kulübü, Büyük Başkan Mustafa Cengiz ve çok büyük yönetici Sayın Abdurrahim Albayrak. Serdar Aziz'e olan borcunuzu ne yaptınız? Serdar Aziz'e olan borcunuzu ne yaptığınızı açıklayın. Ne, kim ödedi Serdar Aziz'e borcu? Ya ne yaptınız o borcu? O borç ne oldu? Galatasaray'ın Serdar Aziz'e sözleşmelerle birbirine bağlı olan, senetlerle birbirine bağlı olan, iki kez senet takla attırdığınız, ardından da sözleşme, özel sözleşme yaptığınız, ekstra sözleşme yaptığınız Serdar Aziz'e hali hazırda var olan borcunuzu ne yaptınız? Bana da bunu açıklayın. Bir hafta önce Serdar Aziz'e 2.3 milyon euro alacağını ödedik. Bir hafta sonra da Serdar geldi bize 2.3 milyon euroyu ödedi. Aldı bonservisini gitti. Dedim sana, ne diyeceksin? Göster bana abi. Ha, dedim ya işte. Göster bana. Ha, göstermeyeyim abi. Nasıl şimdi, göster? Bana göstereceksin. Bana söylemekle olmuyor. Göstereceksin. Neyse, çok gereksiz bir tartışma oluyor ya. Yani senin sen aklın... nereye varmaya çalışıyorsun ki abi? Ben onu söyle. Böyle şey trip mirip yapıyorsun ya böyle bir sıkılıyorum da aynı şeyi konuşuyorum. Senin abi, söylemeye çalıştığın abi? Galatasaray doğru mu açıklaması? Abi Galatasaray, ben diyorum ki benim söylemeye çalıştığım şey, söylediğim şey şu. Galatasaray finansal fair play anlaşması gereği 2.3 milyon euroyu oyuncu aldın sattın hikayesi var ya, hani almadan satmadan alamıyorsun. Hı. Yani eğer Ozan'ı satmamış olsaydı, ihtiyacı olsaydı 2.3 milyon euroyu kullanmaya Galatasaray, bu Serdar Aziz transferinde finansal fair play'de bonservis geliri olarak yazıp o parayı kullanabilecek pozisyonda. Gün sonunda ama bu mutlaka çıkardı UEFA'da. Ha, onu bilmem ama onu şu anlık pozisyonu. Bunu bilmezsin. Çıktı işte bunlar daha önce. Şeffaf olmadıkları için, yani şeffaf olacağız diyor ya, dürüst olacağız UEFA'ya. Şu anda mesela bu bir oyun. Hani kelime oyunu. Tam anlamıyla bu. Bu bir kelime oyunu. Ha bunu muhasebeleştirme şekli nasıl olur bilmem ama onu bu bir kelime oyunu. 2.3 milyon euro karşılıklı tazminat bedeli olarak ödenmiştir diye bir şey. Hani bilen varsa açıklasın abi. Ya sabah ben ödedim Serdar'a 2.3 milyon euro alacağını. Hı. Verdim parayı. Al kardeşim Serdar'cığım, senin bizden alacağın yok kardeşim. Sen Fenerbahçe'ye mi gideceksin? Getir 2.3 milyon euroyu bonservis. Git dedim. Getirdi 2.3 milyon euroyu, verdi kulübe. Sabah çıktı, öğlen girdi. Serdar'a alacağımı ödedim ben. Ama bunu evraklaştırabiliyorsan sıkıntı yok. İşte böyle evraklaştırabilirsin. Çok basit yani. Yani bu benim söylediğim şey, bilmediğim için. Yani ekonomiyi böyle, yani büyük rakamlar nasıl dönüyor, ne yapıyor, ne ediyor, finansal fair play'e nasıl uyduruluyor bilmediğim için. Ama Galatasaray Kulübü 2.3 milyon euro tutarında bedeli oyuncu bize tazminat olarak ödeyecektir diyor. Ödedi de demiyor, ödeyecektir diyor. Yani anlaşmamız öyle diyor. 2.3'ü getirecek bize diyor. Ha bu, sen önce adamın alacağı vardır, alacağına karşılıklı. Sonuçta 2.3 milyon euro Galatasaray'ın zaten bugüne kadar ödemesi gereken bir rakamsa, ki menajeri öyle açıklıyor Haluk Can Atar. Ödemiş olsaydı, yani diyor ki Galatasaray Serdar'a borcu olmasaydı Fenerbahçe 2.3 milyon euro verip oyuncuyu alacaktı diyor.
Yani mevzu bunun üzerine kurgulu. Peki Tolgay Aslan meselesinde Şener artı para eşittir Tolgay konuşuluyordu. Oradan Şener kabul etmedi Beşiktaş'a gelmeyi. Rakamda anlaşamadığı iddiaları var. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Hatta dün gün içinde şöyle gelişmeler yaşandı. Şener Galatasaray'a gitmek istiyorum. Menajeri Galatasaray'a teklif etti. İddiaları ortaya atıldı. Böyle karışık bir süreç ama sonuç itibariyle Tolgay Aslan artık Fenerbahçe'de. Şunu da söylüyordum. Aslında Serdar'a oradan geldik. Artık şimdi bakıyoruz. Fenerbahçe Galatasaray'dan Serdar Aziz'i transfer ediyor. Fenerbahçe Beşiktaş'tan Tolgay Aslan'ı transfer ediyor. Şimdi bu iki oyuncu da bence doğru transfer ama şöyle bir algı da var sosyal medyada. Denk geldim. Yani Beşiktaş'ın istemediği, Galatasaray'ın istemediği, yani kadro dışı bıraktığı oyuncuları Fenerbahçe neden transfer ediyor? Ali Koç'un vizyonu bu mu? Eleştirileri de var. Hepsini toplam olarak değerlendirecek olursan Serdar Aziz başarılı olur mu Fenerbahçe'de? Tolgay Aslan başarılı olur mu Fenerbahçe'de? Yoksa gerçekten hem Beşiktaş'ın hem Galatasaray'ın istemediği oyuncuları transfer eden Ali Koç doğru bir hamle mi yapıyor? Bu transferlerin sayısının artması mı gerekiyor? Bakış açın ne? Onu merak ediyorum. Ben Serdar ve Tolgay transferlerinin Fenerbahçe için faydalı bir transfer oldu. Faydalı iki transfer olduğunu düşünüyorum. Serdar'ın motivasyonla ilgili hiçbir sıkıntısı olmaz. Zaten sakatlık olmadığı sürece saha içerisinde %100'ünü sahaya veren bir oyuncu Serdar. Tolgay konusunda ben dün söyledim fikrimi, bugün bir kez daha söyleyeyim. Yani Tolgay'ın Beşiktaş'a nasıl transfer olduğuna iyi baksaydı keşke Fenerbahçe tarafı. Neyse iş bitmiş artık. Artık bitmişten sonra kıyılmış nikahtan sonra söylemenin bir manası yok. Ama Tolgay transferinin çok da beklendiği kadar fayda sağlayacağını düşünmüyorum. Serdar evet ama Tolgay transferinin beklendiği kadar etkisinin olacağını sanmıyorum. Tolgay konusunda artık Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe yönetimi, Fenerbahçe'nin profesyonelleri oyuncuyu iyi yönlendirmek zorunda. Tolgay kardeşimize de buradan mesaj olsun. Yani Fenerbahçe bir Beşiktaş değil. Onu da söyleyelim. Yani burada camiaları karşılaştırmak, büyüklük, küçüklük anlamında söylemiyorum. Beşiktaş camiası farklı bir camia. Farklı denklemleri var, farklı kimyası var. Fenerbahçe camiası çok başka bir yer. Dolayısıyla hani orada yapacakları Tolgay'ın Beşiktaş'taki kadar rahat davranamayacağını da söyleyelim. Fenerbahçe birazcık daha farklı bir kulüptür. Dolayısıyla o camianın ağırlığını kaldırabilir misin bilmiyorum. Ama karakter çok önemlidir futbolda, saha içerisinde. Mücadele anlamında çok önemli. Fırat Günayer bir tweet atmış az önce. Bence şu anki en acayip mevzu Quaresma'nın hala antrenmanlara çıkıyor olması. Quaresma'nın bugün Beşiktaş'la antrenmana çıkıyor olması transferin son gününde acaba kalıyor şeklinde yorumlanabilir mi? Ne dersin? Yok sanmıyorum. Yani çünkü Porto'ya gidecekse bugün transferin son günü. Belki başka bir yere gidecek. Belki Çin'e, Arabistan'a, Japonya'ya gidebilir diyorsun. O da olabilir. Doğru. Orayı. Ama kalabilir de yani. Yani imkansız demeyelim de. Ama herkes gitti gözüyle bakıyor yani. Bir de dün gece Fenerbahçe'yi konuşurken bir arkadaşım bir fotoğraf atmış. Sergio Ramos'la Puyol demiş ki Fenerbahçe'nin yeni tandemi Serdar Aziz'le Sadık. Ya gerçekten zaten bir tanesi çok benziyor. Kim kime benziyor? Serdar Aziz'le Sadık değil ya. Allah Allah. Ramos mu? Ramos. Yani oyun karakterinden bahsetmiyorum. Yani fizik olarak andırmıyor mu baktığında? O fotoğrafı bulsana abi. Benziyor bence Serdar Aziz'le Ramos. Benzemiyor mu? Bir tek ben mi benzettim ya arkadaşlar? Gökhan böyle bir öyle bir bana ya iğrenç bir insan muamelesi yaptı ki şu anda. Kendimi çok ezilmiş hissettim ya. Ya Sergio Ramos'la Serdar Aziz'i benzet. Ben hiç benzetmedim yani. Allah Allah. Ben hiç benzetmedim. Bence benziyor ya. Fotoğrafı bulabilecek miyiz Sezer? Yani Puyol'la Sadık'ı da hiç benzetmedim. Nasıl benziyor abi? Abi Puyol zaten benze. Puyol'unki saçlardan işte yani. Ama güzel değil mi abi? Serdar Aziz benzemiyor ya mu gerçekten ya? Yandan filan böyle bir. Ha? Benziyormuş ya. Ha? Fotoğraf da çok güzel değil mi abi? Benziyormuş gerçekten. Bu dün sosyal medyada çok konuşuldu. Ben ilk gördüğümde çok hoşuma gitti yani.
Sadık'ın biraz renk siyah ya saçlarda falan. Ama model benziyor. Model benziyor. Sergio Ramos daha yakışıklı tabii Serdar'dan. Ama andırıyor. Zaten birebir demiyoruz canım ama enteresan, çok güzel. Vallahi helal olsun. İspanya milli takımının tandemi, Fenerbahçe'nin tandemi. Çok güzel tandem. Peki Beşiktaş'a geçelim. Sezer şimdi diyor ki abi bu tandem değildi. Ramos orada sağ bek oynuyordu diyor. Teşekkürler Sezer. Bu bilgiyi de bizimle paylaştığın için. Geçelim. Geçeceğiz mi Beşiktaş'a? Kagawa Kartal'da. Monaco aradan çekildi. Monaco aradan çekildi. De bir Serdar çekilemedi. Japon yıldızı sezon sonuna kadar kiraladı Beşiktaş diyor. Kagawa bugün İstanbul'a geliyor. 2014 yılında Manchester United'dan Dortmund'a transfer olan Kagawa bu sezon Alman takımında fazla forma şansı bulamadı. Tüm kulvarlarda 5 maç forma giyen Japon orta saha oyuncusu gol ve asist üretemedi diyor Sabah gazetesi o gün Şahinoğlu imzasıyla. Bu haber de dünün en çok konuşulan haberlerinden bir tanesiydi. Şenol Hoca gün boyu yaptı. Yani muhabirlerle, spor yazarlarıyla, gazete müdürleriyle yaptığı barbekü partisinde aslında transfer istemiyoruz. Bu saatten sonra bize transferin bir faydası olmaz şeklinde bazı açıklamaları yansıdı. Sonra Beşiktaş taraftarında böyle bir moraller bozulur gibi hissettim ben. Arkasından da Beşiktaş yönetimi son gün hamlesiyle Kagawa'yı getirme kararı aldı. Bir kere Japon olması sebebiyle bizden zaten %100 geçer notu var yani. Hayran ikinci bir ben Japonumuz. Ben şuradayım ya. Transfer sihirbazı Fikret Orman'ın yaptığı yine bedava kiralama. Ben şuradayım. Dortmund neden bu oyuncunun sözleşmesinden çıkıyor? 1.1 milyon euro 6 ay için alacak. Tam sezon için 2.2 milyon demek. Borussia Dortmund bu oyuncudan neden çıkıyor onu anlamış değilim. 29 yaşında bir de üstelik. Hani 6 ay sonra tekrar Dortmund'a dönüp Almanya'da piyasa mı yapacak kendisine bilmiyorum ama Kagawa 6 ay için. Ben 1,5 yıllık biliyordum. 6 aylık yazıyor arkadaş. 6 aylık kiralama son derece gereksiz. Sonra kiralama. Satın alma opsiyonu da var galiba Gökhan. 1,5 yıllık. Yani abi ben sezon... 6 ama 6 ay için. Ya bu 6 öyle... ay için 1.1 milyon euro. O rakam diyor, maaşı. O rakam anlamında. Maaşı ha. O. Ama sezon sonuna kadar kiraladı diyor abi. Tamam sezon sonuna kadar kiraladı diyor. Altında devamında yani şimdi ben sen söyleyince altına indim. 1.6 milyon euro satın alma opsiyonu var diyor. Sen kendine ait hissedebilir misin 6 ayda? Ya böyle bir söz. Abi bunlar Japon ya. Bunlar yapar ya. Bunlar Japon abi. Bu Japonlar benim gördüğüm en mükemmel ırklardan bir tanesi. Yani ben mükemmel de... insanlar. Çok onurlular, çok gururlular. Yani hiç tereddütüm yok. Sallandık gibi geldi de ondan baktım. Çok sallandık mı? Hiç o, biz anlamamış abi. Kameramanlar anlamadı. Burası mı? Alt taraf sallandı gibi geldi bana. Ya kamyon bana da, geçmiştir alttan üstten. Biz uykusuzluktan artık sürekli sallanıyoruz Gökhan. Ondan da oluyor olabilir. 6 aylık transfer bana çok mantıklı gelmiyor ya. Bugün senin adam bile Antalya Spor'a uzun sözleşme yapıyor yani. Kim onun o? Bile 6 ay seninki. Tarık Çamdal mı? Ya anlaştı mı o ya? Anlaşıyorlarmış. Abi ben yani o anlaşma bitsin de ondan sonra o anlaşmayla ilgili bir iki kelam edeceğim ya. Abi ne yapıyorsunuz abi? Böyle çabaskar mamaskar anlamam ben abi. Gökhan abin korkuyor da ondan. Yok korkudan değil. Arkadan düşmesin o şey. Yayında mı oldu o? Ya şükür. Etkilenme. Sakin. Ben buradan yetişir. Abi, sana kalkan olurum. Sana kalkan dedi. Olurum. Enseyi karartma. Ne? Direksiyonda kim var? Kararmayacak bir yeri kaldı. Ya kararmayan bir yeri kalmadı Galatasaray taraftarının. En sonunda diyorsun ki ben söylemiştim. Lan zaten alacaksınız. Ya zaten alacaksın yani. Zaten mecbursun alacaksın yani. Ya o videoyu bulacağım. Galatasaray yönetimi yatsın kalksın. Fatih Terim'e dua etsin. Etsin tabii. Golcüsüz. Ligin ikinci yarısına başlıyorsun. İki maçta 6 puan topluyorsun. Golcülü Beşiktaş başladı. Birisi de Göztepe deplasmanı. İçeride Ankara gücü, transfer yasağı var bilmem ne 6 attı falan ondan bahsetmiyorum. Ama deplasmanda Göztepe'yi golcüsüz yeniyorsun. Galatasaray yönetimi 2 haftada kazanılan 6 puan sebebi ve
transferlerin buraya yetişmemesine rağmen bu sonuçlar sebebiyle Fatih Terim'e ver, yatsın kalksın dua etsin. Evet, şimdi Serdar Sarıdağ'da bir haber girmiş. Vida her an Roma'ya gidebilir. Beşiktaş'a yeni teklif geliyor demiş. 10 milyon euroları bulursa Vida gidebilir. Belli de olmaz ama transferin son günü nasıl yerine oyuncu koyacaklar, o da bir muamma. Beşiktaş'ta enteresan işler oluyor vallahi. Yani parayı kasaya koyuyor Beşiktaş ama nasıl rakipleriyle mücadele edecek, o kısımda sıkıntı var. Yani şimdi ligin ikinci yarısında kendi evinde Fenerbahçe ile oynayacaksın. Fatih'ti galiba genç. Galatasaray deplasmanına gideceksin. Başakşehir ile oynayacaksın. Yani oralardan alınacak kötü sonuçlar taraftarın moralini çok bozar Gökhan. Yani sen Beşiktaş taraftarının moralinin yüksek olduğunu mu? Değil ama daha da bozar. Yani çok büyük risk alıyor Beşiktaş. Yani bu, dün Fırat galiba bir tweet atmış yine. Demiş ki Şenol Hocam, geçen sene bu zamanlar Bayern Münih'i eler miyiz diye düşünen Beşiktaş'ın geldiği nokta, bugün geldiği nokta. Yani iki fotoğraf arasında çok büyük fark var demiş. Şenol Hoca da kendine bu anlamda bir düzen vermesi gerekiyor. Yani geçen sene bu zamanlar Beşiktaş Bayern Münih'i eler diye inanan Beşiktaş taraftarı bakıyor şimdi o kadrodan bu kadroya. Sen Fırat Güner'le mi yapsan ya da Serdar'la mı yapsan bu program acaba? Yani? Ya bir bilgi için söylüyorum. Sohbette olduğu için. Sen davet edilmiyorsun ya Şenol Güneş'in yemeklerine. Üzerine çizik atmış. Elimden tutsan da benim ne olur bir Şenol Hoca'yla. Şöyle bir şey hayal ediyorum. Dün yayında da söyledim. Senle beraber Şenol Hoca şöyle böyle bir selfie yan yana. Böyle bir makas alın. Bir, yapsana. Bir sarılın. Ben niye makas alayım koskoca adamdan? O senden alsın. Yani makas alın derken Allah o senden. Allah. Sen ne kadar saygısız bir insan evladı oldun. Şenol Güneş'ten sen makas alabilir misin? Ya sen kimsin ki Şenol Güneş'ten makas alacaksın? Ben o söylemedim bunu. Sen söyledin. Hayır, benim söylemeye çalıştığım şey oydu. Sen de böyle sarılırsın. Bir ceketin önünde ilikle şöyle Şenol Hoca'nın önünde. Şöyle bir git saygılı. Bir gün ziyaretine git bir fotoğraf at. Yoksa aranızda bir problem olduğunu düşünmeye başlayacağım. Çünkü abi iki tane yemek organizasyonu, ikisinde de yoksun. Kim? Beşiktaş'ın en önemli medyadaki isimlerinden bir tanesi. Gökhan Dinç. Şenol Hoca iki yemek veriyor ve orada yok. Gel abi Milliyet Trabzon. Ya bunu latife ediyorum ya Gökhan'cığım. Bir üzülüyorsun böyle bir. Ya hiç üzülmüyorum. Umurumda değil. Şenol Güneş seni sevmiyor mu? Sen Şenol Güneş'i seviyor musun? Magazin dünyası mı? Gelelim abi Trabzon ve Fenerbahçe UEFA görüşmesinde. Bu çok önemli. Bugün benim transferden daha çok merak ettiğim görüşme, yani sonucunu merak ettiğim mesele bu. UEFA Finansal Fair Play anlaşması da bundan. Fenerbahçe ve Trabzonspor bir ceza ile karşı karşıya kalmamak için bugün UEFA yetkileriyle masaya oturacak. Onlara son durumlarını anlatacak. Ayrı ayrı görüşmeye girecek olan iki kulüp de UEFA'yı iknaya çalışacak. Türkiye Futbol Federasyonu da bu sunumda iki kulübümüzün yanında yer alacak bilgisi var. Hayır, o başka bir şey için gidiyor. Yani TFF orada duracak. O iki kulübü sunumlarını desteklemek için ayrıca bir sunum yapacak. Tamam işte destek oluyor yani, o da orada olacak. Kendileri de sunum yapılacak. Yani Türkiye Futbol Federasyonu ile i̇şte Bankalar Birliği'nin yapmış olduğu önemli anlaşma önemli. Kulüplerin finansal fair play'e uygun, daha da uygun hale gelebilmesi ve cezai şartların mümkün olduğunca def edilebilmesi için. Bir güzel haber de Cedi Osman'dan, NBA'den. Programın artık son dakikalarındayız. O haberi de izleyicilerimizle paylaşalım. Dün NBA... yeteri kadar konuştuk abi NBA'yi. Sen hiçbir şey bilmediğin için NBA ile ilgili. Öyle mi? Dün bana sallamışsın. Normal abi, sen de ben yokken bana sallamışsın. Hiç sallamadım. Yani kim söylüyorsa sana salladığımı. Haluk. Gökhan'cığım. Sallamadı, ben de buradaydım. Buyurun. Bir hafta boyunca sensiz program yaptım. Ve her seferinde dedim ki, evet, çok değerli insanlarla yayın yaptım. Ama hiçbirisi Gökhan Dinç'in yerini tutamaz dedim. Ya, ben salladım. Ben yüzüne de söylüyorum bunu. Yani arkandan sallamış olmuyorum ki. Abi tamam, o zaman yarından itibaren Doğuş'la yap programı mesela. Ne dersin? Yok, ben yap, yani sen başkasıyla yapsan. Yani ben oradayım yani. Sen yap, sen transfer döneminin yıldızısın şu an. Parlayan bir yıldızsın. Harikasın, muhteşemsin abi, yap sen. Körler sağırlar birbirini abi. Yap abi şu an, ne güzel abi. Çalışıyorsun, çalışıyorsun. Yarın sabah gazetelere sesleniyorum. Gelenler, gidenler şöyle güzel sayfalar yapın da. Biz de hazıra konalım. Biz de hazıra konalım, yorulmayalım. Şöyle yapalım. Diyelim ki Fenerbahçe bunlar gelmiş, bunlar gitmiş. Siparişi veriyoruz. Yarın güzel güzel onları böyle konuşalım. Daha ayrıntılı konuşalım. Hatta yarın belki sosyal medyadan sizin fikirlerinizi de alalım. Onları da bu programda yansıtalım. Yarın haftanın son, yarın cuma değil mi? Yarın haftanın son spor sayfasında karşınızda olmak dileğiyle
Saygıyla huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın.